Evet, şu anda cihazımızı bu şekilde kurallarına uygun kurmuş bulunuyoruz. Bu cihazın şarj ünitesini, şu arkada görmüş olduğunuz plastiği, etrafında birer metre boşlukta olacak şekilde ve arkasında sağlam olacak. Yani cihaz buna böyle çarptığında arkadan bir yere gitmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Ve telefonunuzda bağlantısını çok kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Telefonunuzun Wi-Fi'sini açıyorsunuz. Sonrasında buradaki şu mavi ışığın hemen altında bulunan Wi-Fi düğmesine basıyorsunuz ve sonrasında telefonu basit bir şekilde eşleştiriyorsunuz. Bu aşamaları o yüzden göstermeyeceğim bile. Ve sonrasında bütün kontrol telefonunuzda. Buradan tamamen kontrol sizde oluyor. Böylelikle etrafın haritalanmasını yapıyor. Haritalanma sonrasında güzelce tertemiz etrafı temizliyor, siliyor, süpürüyor. Bu cihazda mop özelliği de bulunmakta. Aynı zamanda tabii ki süpürgeyi de yapıyor. Yeni nesil üzerinde lazer sistemi bulunmakta. Bu lazer sistemiyle etrafı tanıyor. Bu ve sonrasında geri şarj istasyonu kendisi dönebilmekte. Çift döner fırçası var. Komple her yere iç dış alıyor. Üzerindeki bütün o çarpma sistemleriyle birlikte makine etrafı güzelce tanıyabiliyor. Yaklaşık 4-5 saat şarj etmeniz gerekiyor. Bu 4-5 saatlik şarj şeyin sonucunda da 90 dakika ile 150 dakika arasında bütün bu zorlanmalara bağlı olarak değişmekte bu ürünün şarj süresi. Yani 1,5 saat kadar ortalama bir temizlik süresi var. 1,5 saatte de evinizin büyüklüğüne göre 2+1 ev için yani yeterli olacağını düşünüyorum. Yani bakım gücü güzel, silme gücü güzel, bütün ev kullanıcılar için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Fiyat olarak biraz tuzlu olabilir ama işte tercih edeceklere şimdiden başarılar. Ortalama 67-65 desibel bir ses gürültülü çalışma özelliği var. Yani o da artık evde bu temizlik yaparken bulunmadığınızda sorun olacak bir şey değil zaten. Ben buradan hemen temizlemeyi duraklatırsam cihazan da duruyor ve buradan cihaz özelliğini şu şekilde yeniden şarj dediğim zaman böyle bir şey veriyor ve onayladığımda hemen cihaz kendisi şarj istasyonuna dönüyor. Bu fonksiyonları üzerindeki tuşlarla da yapabilirsiniz ama sadece şey kısmı olur. Geri dön ve açma kapama. Bu şekilde şarj edilmeye başlandı şu anda. Evet, bu şekilde haritalandırma bölümü var. Bu haritalar üzerinden istediğiniz yerleri çıkartıp istediğiniz yerlere ekleyebiliyorsunuz. Yer, oda şeklinde kodlayabiliyorsunuz. Bunları tabii detaylı tanımlamalarını yaptıktan sonra daha etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Halı için güçlendirme özelliği, haritaların kaydedip kaydedilmemesi gerektiğinin özellikleri. Manuel şekilde kontrol edip programlı bir şekilde burada saatlerini kurabiliyorsunuz. Biz evde olmadığımızda takdirde falan filan modları o zaman temizlesin, temizlemesin durumları. Temizleme kayıtlarını görebiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modları var. Şu saatler arasında desibel seviyesini düşürüp tabii daha düşük seviyede daha az performansla çalışıyor. Ve tüketilen bilgisini ve cihaz bilgisini almış oluyorsunuz. Güncellemelerinizi buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Robotu bulun özelliğini de şuradan robot kendi sesini çıkartıyor. Ve böylelikle robotumuzu kaybettiyseniz bulabiliyorsunuz. Böyle haritalandırmalar yapabiliyor. Bunları evinizin işte şu gezmiş olduğu yerler, temizliği yaptığı yerler şeklinde kendisini gösteriyor. Evet, burada bütün bilgi durumlarını güncel bir şekilde sizinle paylaşıyor, verilerini aktarıyor. Bu bizim şu anda yapmış olduğumuz bölgenin, durmuş olduğumuz bölgenin haritalandırması. Burada temizlediği bölgeleri de gösteriyor, temizlemediği bölgeleri de gösteriyor. Ve buradan siz emiş gücünü, su hızını falan da ayarlayabiliyorsunuz ve konumla ilgili sınırlandırmalar yapabiliyorsunuz. Şuraya gir, buraya girme gibisinden bölümleri düzenleyebiliyorsunuz. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, şurayı bir daha temizliyorsunuz. Şurası daha kirli, burayı iki kere paspasla geç diyebiliyorsunuz gibi gibi böyle uygulamayı kurcaladıkça bunların daha da detaylı verilerini kendinizin keşfetmesini daha doğru buluyorum. Evet, konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.